Tamamdır, başlayalım artık çünkü çok oyalandık. Hemen o tweet gelsin. Ben de kendisine yazıştım. Bakalım bize katılacak mı daha sonra bilmiyorum. Soru soracağız. Abdurrahman Dilipak Türkiye'de İslamcı hareketin önemli isimlerinden birisi. Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi. AK Partililer de sanki darbeden habersizmiş de son anda darbeyi halkın yardımıyla bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülke oldu. Yazık ki gerçek çoğu kimsenin umurunda değil. Herkes ötekileri suçlamakla meşgul diyor Abdurrahman Dilipak'ta. Bu söylediği şey son derece radikal bir şey. Yani aslında hükümetin 4 ay önceden bildiği darbeyi yaşattığı ve bunu vesile bildiği ve Türkiye'de rejim değişikliği olduğunu söylüyor. Bu bana hemen kontrollü darbe diyen Kemal Kılıçdaroğlu anımsattı. Abdurrahman Dilipak'a dün mesaj yazdım. Kendisi biraz geç de olsa döndü. Ankara'ya taşındım dedi. Ben bir yayın yapabilir miyiz dedim. Yanıt bekliyorum. Eğer Abdurrahman Dilipak bu söylediklerini bize temellendirirse çok önemli olur. Çünkü bakın işte tam da söylediğim mesele bu. Bir siyasal yapının içerisinde herkes benzer ve sen herkes eşitmiş gibi, herkes aynıymış gibi düşünülmesi doğru değil. Abdurrahman Dilipak radikal İslamcı hareketlerin içerisinde oldu. Halen de söylemiyle son derece sert, laiklikten hoşlanmayan Kemalizme karşı ilginç bir gazeteci figürü. Ancak söyledikleri kendin içinde bulunduğu mahalle deniyor ya, oraya tamamen ters ve aslında iktidarı sallayacak bir tweet ve söylediği şey çok enteresan. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla bu şeye muhtaç, açıklanmaya muhtaç. Yani FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi. FETÖ'cüler darbeye kalkıştılar. Hatta pek çok iddiaya göre halen devletin içinde ciddi oranda varlar ve bu konudaki kadrolaşmalarının devam ettiğini Adalet ve Kalkınma Partililer de söylüyor. Yetmiyor ama hükümet bunu biliyordu. Ve halk tam olarak perdenin arkasını bilmeden sokağa çıktı ve bugünkü iklim oluştu diyor. Ne zaman söylüyor bunu Abdurrahman Dilipak? Şimdi söylüyor. Ne zaman söylüyor bunu? Bir süredir olup bitenlerin ardından yeniden bir çığlık olarak haykırıyor. Demek ki şunu düşünmemiz gerekiyor. Bir, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu iklimde, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullarda kimin kim olduğu, kimin kiminle iş yaptığı, kimin nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu ezbere konuşmayacağız. Türkiye'de seçimlerin neyin seçim olduğu, seçilen kişilerin kimler olduğu, seçilen kişiler gerçekten doğru, dürüst, yerli yerinde tipler mi, onlara da bakacağız. Bir örnek vermek istiyorum şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Düzce Akçakoca adayı.